Ben de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten Türkiye sadece yaz sıcağıyla değil, ekonomik ateşle kavruluyor. Türkiye yangın yeri. Türkiye sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyen liberal öğrenilmiş çaresizlik içerisinde kıvranıyor. Genel başkanımızla birlikte Anadolu turu yapıyoruz. Hani vatandaş aslında aldığı, verdiği kararla, siyasi tercihiyle adeta yüzleşiyor. Türkiye gerçeği, Türkiye bir döviz enflasyon sarmalı içerisinde kuyruğunu kovalayan kedi misali sürekli enflasyonun sonuçlarıyla hani uğraşıyoruz. Ama kimse bu nedenlere inmek istemiyor, bu nedenlerle yüzleşmek istemiyor. Türkiye'nin sorunları neoliberal çerçeve içerisinde çözülemeyecek kadar ağır bir yüke dönüşmüş durumda. İktidar bir dönem seçimler yaklaşınca yerli milli söylemiyle maalesef seçmeni ve halkımızı kandırıyor. Bir şekilde oylarını devşirdikten sonra da hep tanıdık yüzler neoliberal muhtemetlerle tabiri caizse işi götürmeye çalışıyor. Şimdi bir Mehmet Şimşek efsanesine, çubuğuna, denize düşen yılana sarılır misali yine uluslararası sistemden medet umuluyor. İktidar seçime giderken Türkiye'de kötü ne varsa her şeyi yabancılara bağlıyor ama iktidara gelir gelmez yabancılara el açıyor. Bu gerçeği artık milletimizin yani bu kaçıncı deneme? Bundan sonra bir daha hani aldatıldık, kandırıldık deme lüksümüz millet olarak da yok. Bağımsız Türkiye Partisi dışında, Hüseyin Baş'ın ortaya koyduğu çözümler dışında, milli ekonomi dışında bir çözüm yok. Türkiye artık bu gerçekle yüzleşmek zorunda. Aslında meseleleri çözmek kolay ama dediğim gibi o liberal öğrenilmiş çaresizliği aşmamız gerekiyor. Yani vergileri artırarak, cezaları artırarak, zamları artırarak gelir kalemlerini artırabilirsiniz ama siz üretimi artıramazsınız, siz arzı artıramazsınız, siz hatta vatandaşın maaşına zam yapsanız bile o zamların 2 ay içerisinde enflasyon tarafından yutulduğunu görürsünüz. Şimdi iktidar yerel seçimlere kadar liberal muhtemetler eliyle top çevirmeye çalışıyor. Asıl acı reçeteyi seçimlerden sonra yedirecek. Henüz daha bunlar tabiri caizse bir fragman. Asıl topluma faturayı, yükü acı reçete olarak yerel seçimlerden sonra bindirecek. Toplumumuzun bunu hiçbir zaman milletimizin unutmaması gerekiyor. Yani bu yerel seçimlerde de eğer gerçekten sahici muhalefete yol açmazsa milletimiz ön açmazsa bu cehennemi yakıcı ekonomik sıcaklığın ötesinde daha kahırlı bir süreç bizi bekliyor. Çünkü iktidar küresel sermayeyi çekebilmek için Merkez Bankası'nın tam takır kasalarını ödünç parayla doldurabilmek için yabancı sermayeyi tekrar topluma boca edip aslında ülkenin kaynaklarını yabancılara peşkeş çekebilmek için yabancıların istediği şekilde bir reçete toplumun önüne koyacak ve bu reçete toplumun geniş kesimlerinin canını yakacak, elini yakacak, cebini yakacak. Buradan tek bir çıkış yolu var. Milli ekonomi modeli, kendi yerli para modelimizde, kendi milli ekonomi modelimizde, sosyal devlet, milli devlet modelimizde ve yerli kaynakları üretime dönüştürerek çıkabiliriz. Bakın Türkiye son 70 yıldır dünya ekonomisinden aldığı pay artmıyor, azalıyor. Yerimizde sayıyoruz. Yani dünyanın toplam ekonomisi büyürken Türkiye aslında 70 yıldır aynı yerde debelenip duruyor. Türkiye'nin son 70 yılda orta gelirli, orta alt gelirli bir ekonomi olarak sürünmeye devam ediyor. Yüksek teknoloji üretemeyen, yüksek ihracat üretemeyen, yüksek üretim üretemeyen, tarımı dahi artık kendisine yetemeyen bir ülke haline geldi. Dolayısıyla bizim burada bir adeta kuantum sıçramaya ihtiyacımız var. Mevcut rutin
Hani gelirleri artıralım, giderleri kısalım, israf yapmayalım mantığıyla, ki bunu da yapamıyorlar. Kendilerinin hani israfı kısmaya dönük hiçbir arayışları da yok. Velev ki bunu bile yapsalar, hepimiz birden tasarruf etsek, hepimiz birden tüketimden vazgeçsek, bu sefer ekonomiyi daha da küçültmüş olacağız. Yani çözüm bu değil. Burada radikal, köklü, temelden çözümleri tartışmamız ve konuşmamız lazım. Hani o gitti, bu geldi. İşte oradan para geldi, buradan para gitti mantığıyla ülkenin meseleleri çözülemez. Bunu herhalde 20. defadır görüyoruz. Artık yeter dememiz lazım millet olarak.